Nurcuğum bizi yemeğe yolladığı zamanı hatırlıyorsun değil mi? Evet. Sana ne anlattım ben? Ne anlattım sana? Hatırlamıyorum. Hatırlıyor. Hatayla ilgili mi? O yüzden geliyorum. Demedin mi dışarıda bir etken var, dışarıda bir etken var. Dedim ki bak ben yaşadığımı biliyorum. Benden koptu. Aramıyor, arıyorum açmıyor, cevap vermiyor. Demiyor muydum dışarıda bir etken var? Dedim. Ama diyordum bunu ispatlayamıyorum. İçime atıyorum ama hissettiğimi biliyorum. Demiyor tamam, muydum? Dedin, diyordum. Evet. O zaman ne oldu? Batuhan beni karalıyor. Batuhan beni kötü gösteriyor. Ben halbuki abi, yaşadığımı biliyordum. Onu yaşıyorsun. Al canlı şahide burada. Çocuk da zaten Nur'un arkadaşıymış değil mi çocuk? Evet arkadaşım. Tamam. Ne olduğunu sen bizden daha iyi bilmen lazım. Ben zaten o gün ne olduğunu açıkladım. Ya. Ben Emre ile Ayça kadar vakit geçirmiyorum. Aralarına ne geçtiğini de bilmiyorum. Belki arkadaşça bir şey vardı. İşten içe ilgi duyuyorlardı. Onu itiraf edemediler birbirlerine. Bir saniye. Sonra itiraf devam ettiler edeyim. Yani. Devam edeyim. Onun üzerine çocuk geldi gece onu buradan aldı. Değil mi? Sen ondan sonra çocuğun arabasıyla buraya devamlı geldi ve akşamlarda buradan çıkışta Bakırköy'e çocuğun oraya döndü. Bu şimdi o zaman şunu yapabilir miydi? Batuhan benim işte başka bir şey oldu kusura bakma diyebilir miydi? Yok. Niye tepki alırdı? Ne yaptı? Ben Batuhan'ı gömmem lazım. Yavaş yavaş yerdi. İzmir'de de beni zorla geldiler onlar. Ben kıramamak için onlarla görüştüm. Ve tamamen iyi niyetimle görüştüm o kızlarla. O kızları yollayan da buydu. Ayça... Bir aydır, bir buçuk aydır oyun oynuyordu bana. Bu oyununu devam ettirdi. Oyunu devam ederken beni karalamaya devam etti. Ve kendi şu an tamamen hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi. Evlenmek istediğini söylüyor. Arkadaşının onunla evlenmek istediğini söylüyor. Kendi de bir günde evlenmek istedi 10 yıllık arkadaşıyla. Bu nasıl bir arkadaşlık? Böyle bir şey tabii ki yok. Ben bunu en başından beri söylüyorum. Kimse bana oyun oynamasın. Oyun oynuyorsa da beni kötülemeden oynasın. Ne yaparsa yapsın umurumda bile değil bu saatten sonra. Ayça'nın da bu evden gitmek istememesi normal. Ben eğer de sevdiğim adam olsa ki, ben de içeri sokmak istiyorum. Ya Batu değil benim babam izin erkek Melis. Arkadaşım beni sonunda alacak. Da ev araba verecek var. Falan. Babam para alır ama sen kimin arabasını diyeceğim. Niye kızıyorsunuz kıza? Ben eğer ya, şu olsaydı Ayça şunu deseydi hiçbir şey demezdim. Ya Emre böyle bir şey yapmış. Ben de ona karşı boş değilim. Eğer elerseniz de başım gözüm üstüne. Ben sonuçta burada mutluluğu bulmaya gelmiştim ve mutluluğu buldum. Eğer elerseniz de beyler size gocunmam yani gücenmem dese derim ki tamam bu kız seviyor gelsin abi. Şöyle de diyebilirdi. Ama şunu dense bana. Yaşayamadım der. Şimdi Batu'nun yandaşları beni bu hafta yazar ederler. Onlar şimdi Emre'yi rakip sen olarak görüp korkarlar yazarlar. Sen ne diyorsun bana da Batu'yla çıkacakmışım diye konuştu ya. Ben arkadaşıyım ya bana söyledi bu lafı. Sana kalır Batu dedi işte ne güzel dedi ya. Düşünebiliyor musunuz o an? Tek yaptığı şey insanları lekelemek, insanları kötülemek. Ne yapmaya kötülemek. Çalışıyorsun? Sen benim en yakın arkadaşımsın burada. Zamanını da düşünsem. Tövbe estağfurullah. Biliyor çünkü burada ne zaman biri beni eleyin dese o hafta hemen hemen birinci olduğunu. Kesinlikle evet. Oluyor. Ben her hafta beni eleyin diyorum ama hiç birinci olmuyor. Senin o kadar şeyin yok. Şeyim yok herhalde. Yemiyorlar beni. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bırakalım mutlu olsunlar. Girerse de mutlu olsunlar sonuna kadar. Kalmış şurada 3 hafta düşman olmaya gerek var. Ya arkadaşlar. İşte sıkıntı biraz o. İnsanların aşkını destekleyin. Bu sefer lütfen mutluluğunu destekleyin lütfen. Melo şunu hissediyorum ya. Bugüne kadar ben buraya geldiğimde Ayça atlıyordu boynuma. Atlan kardeşim. Evet. Şimdi bunu yapınca bana sen diyebilirsin. Senin o kadar samimiyetim yok benim. Ama Ayça söylerse derim ki ya bugüne kadar kardeşlikte ne oldu şimdi? O anı hissettiğin zaman gelip de söyleyecektim böyle böyle diye. Şimdi kardeşim, çocuk geldiği zaman gün yüzüne kardeşim yavaş yavaş oturttu. Arkadaşım benim, aldı gidiyor bak, dedi. Şunu söyleyeyim ben o zaman sana. Bilmiyordum nasıl ki böyle bir şey olduğunu. Kardeşim tam bak, arabasını tamam, alıp oraya ben ona laf söyleyemem ki. Tamam geçmiş. Sen kimsin Semih. Ki der bana. Şimdi, anladın mı? Şey yavaş var. Yavaş oturdu zaten. Ne olursa ben o an şu anki gibi bilsem vurmaz mıyım suratına? Ben mesela nereden anlarım biliyor musun? Bir erkek benden hoşlanıyor mu hoşlanmıyor mu? Şuradan anlarım. Ben mesela hayatımda hiç kimsenin arabasını almadım. Ki bir erkeğin arabasını alacağım. Yani o erkek bana şimdi sürekli arabasını bana. Verecek ki araba kim, pahalı bir şeydir verir. Tamam mı? Çocuğun arabası da lükstür. Kötü araba değil. Lükstür bu. Tabii canım benim fotoğraflarımdaki araba. Ondan sonra orada anlayabilirsin mesela. Hani çocuğun ona karşı bir şey ben, hissetti. Çünkü malını seninle paylaşıyorsa o adam gerçekten seni seviyor. Ben bunun organizasyon olduğunu nereden anladın? Sana gerçekten sevdiği belli bak, değil mi? Seviyor. Organizasyon olduğu nereden belli? Açıyor. Ah yüzük kolye şeklinde. Ya sen onu bırak çiçekleri daha getirdi. Çocuk zaten heyecandan konuşamıyor. Şey dedi, çiçeği dedi. Aldı. 10 tane gül, 10 şu anlama mı geliyor? Tamam, i̇şte beyaz güller şu anlama mı? Biz çok olduk oturduğumuzda. Çocuk diyor ki, çocuğa dedim ki sen evlenme mi teklif ettin? Ya evlenme teklifi değil de bir nevi onun gibi bir şey.
İşte eğer zamanı gelirse o parmağı o yüze... Ama bak şunu itiraf edin. Yok yok vardı. Ayça'nın her şeyden haberi vardı. Yok değil. Çocuk gerçekten temiz bir çocuk. Çocuk var. Çok saf. Çocuk çok ben üzgün. Çocukta aynı hiç sıkıntımız yok. Ben hiç yükselmedim ama... 10 numara çocuk ama çocuk ezberlemiş gelmiş. Ben ona çok güzel yaklaştım. O bana diyor ki... sen de diyor falan filan tam Ayça'nın lafları, Ayça'nın söylemleri. İşte diyor sen de diyor bir şeyler yapmadın onun için. Onun için şunu yapmadın, bunu yapmadın. Sen o adam, insana talip geliyorsun, seviyorum. Çocuk diyorsun. Geldi. Benle konuştuğun şeylere bak. Melis, çocuk geldi, oturdu. Dikkat ediyorum vücut hareketlerinden. Çocuğun eller şöyle, ayak şöyle, bildiğin aynen, titriyor. Aynen. Çocuğa dedim ki çocuğun ben dürüst ol. Bildiğin titriyor. Ne söylersin? Gözlerini kaçırıyor. Geldi, korkmuş. Dürüst değildi. Belki de korkmuş. Ya abi saf bir çocuk değildi, saf temiz bir çocuk. Çekiniyordu ya. Yani ama şimdi Semih'cim sen de şey bekleme aynı. Söyleyemezsin ki. Bir şeyler söylemezsin. Evet, söyleyemezsin. Ben çocuğu çok sevdim abi. Yeter ki sen.